Arkadaşlar, kasa açılıp görüntü gelmeme durumları birçok nedene bağlı olarak değişebilir. Statik elektriklenme olabilir, anakart arızası, işlemci yanmış olabilir, RAM'ler oynamış ya da tozlanmış olabilir, BIOS ayarları sorunlu olabilir, BIOS'un resetlenmesi gerekebilir, ekran kartı sorunlu olabilir, yanma arıza gibi durumlar. Amacımız kasamızı teknik servise göndermeden nasıl çözeceğiz onu anlatacağım. Tabii ki deneme yanılma yöntemi ile sorunumuzu bulmaya çalışacağız. Öncelikle arkadaşlar, fan sesi geliyor ve ekrana görüntü gelmiyorsa, monitörün arkasında ve kasaya giden kabloların gevşeyebilme ihtimaline karşı tüm bağlantıları kontrol edin. Ya da statik elektriklenme durumu olabileceği için tüm fişleri prizden çıkarın, 1-2 saat bekletin, sonra yeniden açmayı deneyin. Bu şekilde çözülmezse, kasamızın restart tuşuna basarak başlatmayı deneyin. Yine olmazsa, kasanın içini açmadan önce monitörün çalışıp çalışmadığına emin olmamız gerekir. Onun için etrafımızdaki başka bir bilgisayarda denememiz lazım. Eğer ekranımızda sıkıntı yoksa, çalışıyorsa sorun kasamızda demektir. Sorun kasadaysa bilgisayarı fişten çekip kasayı açmalıyız. Güç kaynağının anakartını besleyen güç kablolarını çıkarıp takmalıyız. Ekran kartını çıkarıp temizleyip yine takalım. Sonra tekrar bağlantıları kuralım. Bu şekilde de sorun çözülmezse, RAM'lerinizde de sıkıntı olabilir. Anlıyorsanız RAM'leri çıkarın, tozunu silin, yerlerini değiştirin. Yine açılmazsa kasana çalıştığından emin olduğun başka bir ekran kartını tak, öyle dene. Ya da fazla ekran kartımız yoksa, anakartımızın onboard ekran kartından görüntü almayı deneyin. Eğer bu şekilde çalışıyorsa sorun ekran kartımızda demektir. Eğer bu şekilde de sorunumuz çözülmüyorsa, sorun anakartımızdadır. Anakartımızın BIOS ayarları sorunu da olabilir. Bunun için BIOS'umuzu resetlememiz gerekecektir. Eğer anlıyorsanız, BIOS'taki önemli ayarları her ihtimale karşı bir yere not etmeniz gerekir. Daha sonra anakart üzerindeki BIOS pilini çıkarıp 3-5 dakika bekleyip tekrar takın ya da bir metalle pil yatağındaki artı ve eksi kutupları birbirine değdirerek BIOS'u tamamen sıfırlayabilirsiniz. Ve daha sonrasında not ettiğiniz ayarları BIOS'a tekrar girebilirsiniz. Tüm denemelerimize rağmen olmuyorsa anakartımızda kılcal çatlak olma ihtimali de olabilir. Evet arkadaşlar, bu deneme yanılma yöntemiyle sorunumuzu tespit etmiş olduk. Bugünkü dersimiz bu kadar. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.